Hanımefendiler, beyefendiler, Ekonomist Çoban kanalına hoş geldiniz. Bundan tam 7 ay önceydi. Ben buraya misafirliğe gelmiştim. Hava buz gibi. Buz gibi, ayakta. İzliyorum videoyu da sonrasında. Bir sağ ayağım uyuşmuş, bir sol ayağım uyuşmuş. İki video çekmiştik. 2 saate yakın ayakta kalmıştık. Böyle ayak değiştiriyoruz, eller cepte falan. Aynen, çok güzel bir gündü. Şimdiki hava? Müthiş. Şimdi içeride klima var, çıkıyoruz. Acaba videoyu çekmesek mi ya falan diye böyle. Öyle bir şeyimiz oldu. Ama bu videoyu çekmemiz lazım. Gerçekten. Mustafa abi, hayat değişti. Geçen sefer Petrolhead versus Tesla Mindset demiştik. Şimdi bakıyorum da senin arkanda mavi bir güzellik var. Hayırdır bu, neyin işareti böyle? Yani değişime ayak uydurmak lazım. Söylediklerimin hala arkasında olmakla birlikte. Bu o videonun rövanşı. O videoda ben fosil yakıtlı araçları, Engin de elektrikli araçları savunuyordu. Üzerinden bayağı zaman geçti. Ben bir elektrikli araç tecrübesiyle artık senin karşına çıkabiliyorum. 4-5 ay kullanmış bir adam olarak. Sahibi olarak değil ama. Şimdi bu videoda da biraz daha ekonomik tarafını, tabii yan kolları da konuşuruz, sağlığı vesaireyi, çevreciliğini de, ama biraz daha ekonomik tarafını ve deneyimlerimizi, fikirlerde neler değiştiğini ve gelecekte bu otomobilleri ya da fosil yakıtlıları ya da daha farklı hibritleri nelerin beklediğini konuşmak için. Süper. Öncelikle güle güle kullan. Kanalında da takip ediyoruz. Bir elektrikli arabayı nasıl sahiplik ya da kullanım hakkını almakla alakalı tam Mustafa'ca insanlara örnek oluyorsun. Ben burada aracın kendi sahibi olan ve bir tarafta Tesla Model Y Performans 534 beygiriyle işte 75 kWh bataryasıyla şu anda piyasada alınabilecek en üst düzeylerden bir tanesi. Ben de piyasada alınabilecek en alt düzeylerden bir tanesi. 25 kW'la. Böyle kısıtlı. Ama ben yani farklı şeyleri var. Anlatırım onu. Çok keyifli bu arada. Bu 4 aydır falan araba sende. 4. ayın içerisinde. Nelerle karşılaştın? Nasıl geçti? Yani insanlara ekonomist bakış açısıyla sana hayatına ne kattı? Bir de arabayı kiraladığını defaatle kanalda belirttin. Neden böyle bir şey yaptın abi? Senin paran mı yoktu yani? 890 bin lira sıfır olan, 700 bin lira ikinci el olan bu arabayı almak yerine bizim gibi niye gittin kiraladın? Şimdi daha iyi bir seçenek varken daha kötüsünü yapmak mantıksız değil mi? Yani bir sürü seçeneğin var ortada. Kiralayabilirsin, alabilirsin, hiç almayabilirsin, fosil yakıtlıya gidebilirsin gibi gibi. Hepsinin de ayrı ayrı kriterleri ve ayrı ayrı avantaj ve dezavantajları var. Hepsini aynı kefeye koy. Ekonomist Çoban bunu anlatmaya çalışıyor zaten. Her şeyi gör. Uyanık ol. Değişen şartları gör. Ve esnek ol. Yani dümdüz kapalı bir at gözlüğüyle, kapalı gözlükle dümdüz karşıya doğru koşma. Çünkü her şey o kadar hızlı değişiyor ki. Ben o zaman da söylemiştim. Biz çok seviyeli bir tartışma yaşadık orada seninle. Karşılıklı zıt görüşleri nasıl tartışabileceğimizi adeta örnek olarak aşağıdaki yorumlar birbirinden daha fena girdi birbirine. Sorma ya. Arkadaşlar biz dostuz, arkadaşız. Yani istediğiniz söylemiyoruz ama muhabbetine geliyoruz yani. Ve inanılmaz da saygım var farklı görüşlere. Bizi zaten geliştiren farklı görüş. Şimdi diyorum ki bir görüşe bağlı kalmayın. Arabayı almış olabilirsiniz. Arabayı almış olmanın verdiği kapalı bir zihniyetle artık biz bu arabayı aldık. O yüzden sonuna kadar elektrikliyi savunacağım diye düşünmeyin. Ya da elektrikliye bir karşıysan sonuna kadar fosil yakıt deme. Çünkü her şey değişiyor. Bunu alabilecek gücüm elbette vardı. 880 bin liraydı ben bunu kiraladığım tarihte. Şimdi de 880 bin lira. Yoksa 850 miydi? Öyle bir şey. Çok küçük bir fark var arada. Yaklaşık 4 aylık dönemde. Ama 4 aylık dönemde bak hiçbir şey bilmiyorsan videolarda şeyi anlatmıştım. Bu parayı altına koy. Çok fena. Kaç gram altındı abi? 419 gram altındı. Yarım kilo neredeyse. Evet, 419 gram altına tekabül ediyordu. Ben bu aracı kiraladığım gün 850 bin lira ya da 860 öyle bir şeydi. Şimdi 419 gram altın kaç paraya denk geliyor? Bir hesaplayın. Arada 500 bin lira fark var zaten. Altın tarafında pozitif. 4 ayda ödediğim kira 120 bin lira. Düş ikisini, arada var 400 bin lira. Ekstra cebime girmiş para. Araç bende. 4 aydır tepe tepe kullanıyorum. Hiçbir masrafına ortak değilim. Ve elimde 800 küsür bin liraya satın alıp üzerine 15 bin kilometre yol yapıp
yaklaşık 700 bin lira değerine düşmüş ikinci el bir araba yok. Yani ben... Of, içim daraldı. Yani şimdi... Anladım. Aslında fiyat farkını 880 ile şimdiki altın fiyatı üzerinden değil, 700 bin TL değerine düşmüş arabayla şimdiki altın fiyatından bakarsan arada bu sefer 600-700 bin lira bir fark oluyor. Sadece 4 ayda. Bu korkunç. Türkiye'nin şartları böyle çünkü. Evet. Yani varsa bir para bir yere bağlamak yerine şu son 3-4 ayda işte para piyasası fonuna git. Faize koy, hiçbir şey bilmiyorsan, ki hiç önermiyorum. Benlik değil. Altın al. Zaten üstündesin. Ve elimde ikinci ele düşmüş bir araba yok. Şimdi bugün canım sıkılsa ve ben bu arabayı almak istesem, bu arabanın sıfır kilometresini, jelatininden yeni çıkmışını alırım, cebime de 400 bin lira para kalır. Şimdi siz söyleyin, ya ben yanlış mı yaptım? Çok doğru yapmışsın. Bir de aslında Mustafa Hocam, tam bir ekonomist çoban bakış açısıyla senin o günkü videonda da, Engin, bu arabaların teknolojisi geliştiğinde, ikinci el değer kayıpları çok olduğunda o zaman ne yapacaksın? Benim de öngörüm şu, evet teknolojisi gelişecek ama özellikle Tesla gibi gelişmiş arabalarda o kayıp o kadar yaşanmayacak demiştim. Fakat evet, devletin ya da Tesla ne yaptı? Vergi dilimini değiştirerek 3 milyonluk araçları şu anda 1.800'de satılabilir hale geldi. Evet, aralarında fark var. Pil kapasitesi, motor gücü, ama neticede aynı kasa, aynı araba, aynı teknolojik özellikler ve bu arabanın piyasasını da, ikinci el için söylüyorum, 2.800'lerden 2.200'lere düşürdü. Bir bakıma da sen burada arabalar gelişirse fiyatları çok düşer riskini... Bu arabalar gelişse de ikinci el fiyatları düşmez, yine bir piyasası oluşur diyenlerle takas etmiş oldun. Evet. Kim? Kiralama firmasıyla. Kiralama firması. Kiralama firması bunu sana 2 sene kiralayacak. Sonra nedir kiralama firmaların mantığı? Orada bir... Satıp arabayı araçtan para kazanırız. Yoksa kiralama bedelinden çok da şeylerinde değil onların. Zaten orada bir fark var. İnsanlar kiralama firmasından aldım şeyini anlamıyorlar. Sen şimdi kiralama firmasına keriz mi diyorsun diyor. Ben diyorum ya, almayın, kiralayın. Hayır, keriz demiyorum. Kiralama firmasının bambaşka dinamikleri var. Senin aldığın fiyattan almıyor ki zaten. Filo fiyatından alıyor. Bir de o bu dönem boyunca kullanıp ondan sonra satıyor dediğin gibi, onun bambaşka yaptığı her masrafı vergiden düşmek gibi bambaşka değişkenleri var. O adam keriz değil, o adam kendini kurtarıyor. Ama bireysel olarak satın alırsan bunu ve yatırımsal gözle bakıyorsan, araca her gün kaç para olmuş, ben bunu kaça satarım, binici değil, araba yatırımdır diye bakıyorsan, o zaman keriz derim. Keriz değil dedi. Şimdi Mustafa'nın kanalında takip ediyorsunuz. Türkiye'ye bir terminoloji kattın, keriz trade diye. Kimseye hakaret etme maksatla değil, değil zaten bu. Aynen. O şeyde bir takas aracıyla aslında aynısı oldu. Düşük faizli olan bir yerden nasıl Türkiye'de yüksek faiz var diye para getiriyor ve sonra götürecekler. Sen de aynı şekilde arabayı aldın, kullanıyorsun ve iş bitince... Belki de süreç bittiğinde 2 sene sonra kiralama sözleşmen alabilirsin. O zaman piyasa çok oturmuştur, çok fiyatlar düşmüştür. Takas edebilirsin riskini. Peki, bu arabayı kullanıyorsun şu anda 4 aydır. Ben Mustafa Hocam'a evet karşı değildin. Artıları ve eksileri yapıyordun ama hiçbir biraz daha eksi tarafa doğruydun böyle. 4 aydır en sevdiğin 3 özelliği soracağım. Sonra da neden 3 tane de sevmediğini sorabiliriz. 3 tane en sevdiğim özellik: 1. Yakıt ekonomisi. Ne kadar yakıyorsun? Ya depo 80 liraya doluyordu zamdan önce. 250 kilometre gösteriyor. Şehir içi kullanım, özellikle bizim bu coğrafyayı sen daha iyi anlıyorsun. Bu coğrafyada bir yere gidip geldiğin zaman yokuş vesaire 300'e çıkıyor zaten otomatik. 80 liraya 300 kilometre gidiyordum zamdan önce. Şimdi 100 liraya yaklaşık 300 kilometre gidip geliyorum ve uzun yol kullanmadığım için ben pek, sadece İzmir'e gidip geliyorum ara sıra. Yine bununla gidiyorum. Of. Tek pit stop. Keyifli bence. Onu da anlatırız gerekirse. Bir parantez açayım burada. Uzun yol yapmak biraz sorundur. Şarj süreleri vesaireler diyorduk o videoda. Hala diyoruz. Değişen bir şey yok. Hani ben içeride sohbet ederken diyordu ya, Engin senin dediğin gibiymiş ya. Kahvemi alıyorum, maillerime bakıyorum. Hoşuma gidiyor. Evet, çünkü İzmir'e gidiyorum. Evet. Yani bir pit stop full. Bak %100 ile buradan çıkıyorum. Şeyi de belirlemişim, noktayı belirlemişim. O noktada her seferinde de orada yapıyorum. Orada kahvemi alıyorum. Yaklaşık 45 dakikayla 1 saat arasında dolduruyorum. Hızlı da şarj çünkü. O 1 saatte keyfimi, molamı, ihtiyacımı neyse yapıyorum. Yani yaklaşık işte 3,5 saatte gideceğim İzmir'e 4,5 saatte gidiyorum. Güzel. Yani çok abes bir şey değil. Ama İstanbul dersen sen bana,
iş çığırından çıkar, çıkar bu arabayla. Evet. Onun için uygun değil. Az önce söylediğim 250 kilometre menzil, şehir içi 300 diyorum ya, şehirler arasında 200 bunun menzili. Biraz basıyorsun çünkü. Basmak zorunda kalıyorsun. Basmıyorum da 90'la gidiyorum. Maksimum 100'le tamam, gidiyorum. Tamam, bu araba için basmak oluyor. Evet ya. Bu araba için basmak oluyor. Araba zaten 90'dan sonra diyor ki abi bak bana pek güvenme. Ben her an sağa sola atabilirim. Yazı çıkıyor. Bundan sonraki başını şey basma tavsiyesi değildir. Sizden, yani bundan sonra başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz diyecek neredeyse. Bir rüzgarla şerit değiştirebilirim diyor. Bana evet. Çok güvenme diyor. Ben bunları bilerek kullanıyorum. İki, neyi sevdin? İki, neyi sevdim? Ya şey gibi, titreşim yok, yorulma yok, acayip bir ses yok. Çünkü fosil yakıtlılarda motor sesi duyuyorsun. En stabilinde bile bunu duyuyorsun. Araç titriyor, motor titriyor. Bunda o yok. Kaymak gibi git gel. Oh. Hani sanki elektrikli bisikletin geliştirilmesi şeye gibi. Şeye binince ne oldun? Dizel araban var bir de şimdi. Buna binmek istiyorsun. Ona binip ilk çalıştırdığında şey geliyor mu sana da? Garip geliyor ve buna binmek istiyorsun. Yemin ederim size buna binmek istiyorsun. Hani o konfor anlatılamaz. Üçüncü bu, sevdiğin özellik son. Üçüncü sevdiğim özellik cayır cayır klima kullanıyorum. Niye abi? Niye? Ötekilerinde yakamıyor musun klimayı? Yani orada beygirden düşüyor, işte yakıt artıyor falan. Burada elektrik ve ucuzsun ya. Allah ne verdiyse. Şey güzel hani otokar mı diyor? Ne deniyor? CarPlay. CarPlay güzel. Çok güzel uyum sağladık onunla birbirimize. Yani bu konfor üçüncü madde olarak sayılabilir. Ya, sizi ki, bilmiyorum ama ben içim çok acıyor. Bence ekonomist çoban düşüncesine, dünyaya sağlıklı yaşam, işte geri dönüşüm, kendi kendine yeten. Ben mesela bir yerde koca 2 litre motorlu dizel bir araba gır 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 çalışıyor park yerinde. İçindeki insanları soğutmak için ön tarafta bir fırtına kopuyor. Mazot parçalıyorsun, yakıyorsun. Evet. İçeriye onun %2 enerjisiyle soğutabilmek için atmosfere cayır cayır egzoz basıyorsun. Bunlar da hidroelektrik santralden olabilir, rüzgardan olabilir, güneşten olabilir. Türkiye'nin %55'e yakın yaz döneminde hatta biraz daha artıyor rüzgar ve güneş birleşince. Neticede bir yenilebilir tarafı olan, elbette diyeceklerdi şimdi kömürden yakılan elektrikle arabaları şarj ediyorsunuz diye. Ay, ama yani, mazot kadar değil. Değil o, tabii. O %100. Evet. Ben de klimasını açarken çok rahat ediyorum. Hatta ekonomist çobanın kamp alanında ben bu gece arabada kampladım. Tesla'yı bir kamp alanına çevirdim. Klimamı da açmışım mis gibi. Videosunu çektin mi? Çektim bir ufak bir şey. %8 şarj harcamışım. Bütün gece sabaha kadar 23 derece mis gibi. Elektrikli arabaların bu klimayı açtığınızda gücünün değişmemesi ama menzilinin değişmesi. Menzil diğerinde değişiyor. Hem menzil değişiyor hem güç değişiyor. Bu şey. O zaman videonun sonlarına doğru gelirken de yorumuna da soracağım. 3 tane de ne tavsiye edersin o seninle yaptığımız videodan sonra hakikaten dediğim gibiymiş ya. Sevmedim bu üç özelliğini. Anksiyetesi olanlar, hesaplamayı çok iyi yapamayanlar. Bak, elektrikli araç kullanmak hakikaten keskin bir zeka gerektiriyor. Keskin değilse de bir miktar üzerine kafa yormak gerektiriyor. Çünkü farklı değişkenler farklı sebeplere, sonuçlara yol açıyor. Gideceğiniz yolun eğimi, o yolun üzerindeki şarj istasyonu, sayısı, müsaitliği. Bunlara dikkat etmeden yola çıkarsan yolda kalma ihtimalin var. Aşırı bazen işte bayramda yoğunluk oldu. Hı hı. Elektrikli şarj. Çünkü aynı anda yola çıkan insanlar ona göre tasarlanmamış, ona göre yaygınlaşmamış bir şeyle karşı karşıya kaldılar. Bu mesela henüz geliştirilmesi gereken negatif bir durum. Katılıyor musun bana? Katılıyorum abi. Orada da yine ilk söylediğim maddeye geleceğim. Daha analitik insanların bu işi, ya ben hiçbir şey düşünmek istemiyorum, ya buluruz değil. Birazcık gideceği rotayı, kilometresini, menzilini, nerede alabilirim? O da son birkaç yılımız kaldı. Sonra yine artacak ama bence 2 sene sonra, 3 sene sonra da yine bir benzinli arabanın fütursuzluğuyla kullanılabilecek araçlar değil. Evet. Yani İstanbul'dan bu geldiğimiz işte bu lokasyona kadar ki 600 kilometrede o kadar serbestleşmeyebilir. Fakat farklı stratejilerle bu bertaraf edilebiliyor. Ya da belki de biraz erken çıkıyoruz şu anda elektrikli araçlara. Farklı rotalardan geçebiliyoruz. Ona göre kendimizi uyumluyoruz. Ben de katılıyorum buna. Eğer ki sizler şu anda uzun yollarda bir şarj sırasına denk geldiyseniz, ya bu ekosistem işte şarj istasyonları az olduğu için değil, sizin planlamada evet.
trend, aynı yatırımda da öyledir ya. Herkes girdiği yerde çıkılır, herkes çıktığı yerde girilir. Şarj istasyonları herkesin girdiği yerdeysen o rotadan çıkıp girilmeyecek yerlerden rahatlıkla alışverişinizi yapabilirsiniz. Ben bir şeyle katkıda bulunmak istiyorum. Belki söylendi mi bilmiyorum. Sen böyle bir şey söyledin mi, dillendirdin mi? Şu anda elektrikli araç savunucusu olmak ve kullanmak sanırım biraz bu işe gönül vermekle ilgili. Yani elektrikli araca gönül vermiş insanlar var. Ben onlardan biriyim. Bunu oldun önceki diyelim. Videoda da, hayır önceki videoda da söylemiştim. Benim hayalim elektrikli araç. Biliyorum, biliyorum. Ama dedim ki size, bu teknolojilerle ve bu bilinmezlik soru işaretleriyle girip satın almak taraftarı değilim. Buradan karlı çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Şu anda bunu yapanlar belki bu işe öncülük eden biraz gönüllüsü olabilirler. Bunu bir yatırım aracı olarak düşünmesinler. Kesinlikle. Buradan karlı çıkabilme, elektrikli araç alıp karlı çıkabilme ihtimali ben önümüzdeki 5-6 senede görmüyorum. Kesinlikle. Yakıt ekonomisinden karlı çıkarsınız. Doğayı daha az zararlı, zehirlediğiniz için mutlu olursunuz. Ve bu yola teşvik ettiğiniz için insanları belki bir vakur, bir sevinç, bir gurur yaşarsınız ki seni bu açıdan takdir ediyorum. Ama ekonomist çoban olarak bu işin ekonomik tarafının sadece yakıt ekonomisinin büyük bir başarı getireceğini düşünmüyorum. Öbür tarafta edeceğiniz zararla. Önümüzdeki 2-3 senede ne olur bilmiyorum. Bir de şununla tamamlayayım. Aracı doğru seçeceğim. Bak çok seçenekler gelişti. Kendi kullanım amacına göre, şehir içi mi kullanıyorsun, gideceğin maksimum mesafeler nedire göre ve arabadan beklentine göre aracı doğru seçersen, şöyle tamamlayayım, benim gönlümde şu anda bir elektrikli aslan yatıyor. Hadi bakalım. Dillendireyim mi? Dillendirebilirsin canım. Yani belki dua yerine geçer. Belki de o firma sana ulaşır. Hani Şahsuvaroğlu. Şahsuvaroğlu, buradan sana sesleniyoruz. Benim... Bak, ver Şahsuvaroğlu şeyi, Torres'i, gör etkiyi. Nihat Bey miydi? Nihat Bey, bir Torres yaparsak. Vallahi bak, çok ciddiyim. O araba için bile 1.8 milyon TL'lik şu anda herhangi bir arabaya yatırımda, benim de tezim şu, 5 sene sonra 1.800'e onun 2 katı özellikle arabalar alınabilecek. Teknoloji öyle gelişiyor. Bu bir bedel ödemek dostlar. Teknolojiye erken girersiniz, tadını çıkartırsınız. Nasıl ki zamanda iPhone'ları ilk alanlar onun verimliliğiyle, onun şeyiyle bir sürü ekmek yediler. Bu arabayı, elektrikli aracı, kullanım zevki, gücü, pürüzsüzlüğü, rahatlığı, doğaya saygısı, 0-40 hızlanmasını biliyorsun sen. Abi, İnsan alışıyor ona bir süre sonra. Ama 0-40 hızlanmayı biliyor diyor. 0-100 demedi farkındaysanız. Tamam işte, 0-100'ü de burada. Ben şu anda onun bedelini ödüyorum. Biliyorum ki Mercedes S serisi hep 10 yıl önden gider. 10 yıl önceki Mercedes S serisi şu anda bazı model arabalarda bile sabit. 10 yıl önce onda şerit takip vardı. Öndeki arabayı algılama, ona göre adaptif hız kontrolü vardı. 10 sene önce uzaylı özellikleriydi. Şimdi çıkan yasayla birlikte hepsini standart olmak zorunda kaldı. Neyin bedelini ödedi S serisi? Tabii ki o prestij vesaire, o teknolojinin bedelini ödedi. Şu anda alacak olanlar keyfini, herkesten farklı olmayı ve dünyaya o bakış açısını satın alıyorlar. Ben de biliyorum bu araba 5 sene sonra 2 kat özellikle aynı fiyata satılacağını. Bunu düşünerek, ay az kilometrede çok az yakıyoruz vesaire. Şu anda Türkiye'de arkadaşlar kilometre maliyeti, toplam sahip olma maliyetini tek kurtaracak araba bu. Bu da sizi otomobil olarak tatmin etmez. Evet. Çünkü aynı fiyata daha iyi otomobiller alabilirsiniz. İkinci el fiyatlarında özellikle. Buna böyle bakarak yaparlarsa şey yaparlar. O dediğiniz Torres araç da evet D segment, kocaman bir şey. Ama bir sonraki seferkinde tamamen elektrikli arabaya uygun bir yapısıyla satacaklar onu. Şu anda çünkü normal benzinli kasaya alttan bir... Ama insanlar memnun. Menzillerinden memnun. Rakiplerine göre tipi, şekli insanların hoşuna gidiyor. Pili daha güvenli. Ben insanlara ulaşabilen, onları heveslendirecek arabaların çıkması gerektiğini düşünüyorum. O da onun için çok güzel bir örnek. Torres'e bir şey daha ekleyeyim. Ben binici olarak tercih ediyorum bunu. Bunu unutmamak lazım. Evet. Diyorum ki ben, şimdi benim 3 tane aracım var. 2 tanesi fosilli, bir tanesi kiralık, elektrikli. Ama ihtiyaçtan dolayı bunlar var. Bu ihtiyaçlarım ortadan kalktığı an fosillilerden kurtulup bunun kirası da bittiğinde artık bir tane benimle birlikte yaşlanacak. Ben çünkü ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum ama sona doğru gidiyoruz. Yani ortasını geçeli çok oldu. Benimle birlikte yaşlanacak
Şimdi o araç benim istediğim bütün özellikleri şu haliyle karşılıyor mu? 10 yıl garanti, 1 milyon kilometre pil ömrü var mı? Her şey yerli yerindeyse ve ben o arabayı severek bineceksem alırım. Dua yerine geçsin. Şu anda ne yapın edin arkadaşlar. Bu da benim şeyim olsun. Dünyanın en değerli para biriminizle ne alabiliyorsanız çok çalışıp fazladan çalışıp paraya Türk lirasına ulaşabildiğiniz ölçüde yüksek faize borçlarını demiyorum. Daha yok. Çok çalışıp dünyanın en pahalı para birimini belki altından bile değerli şu anda şey anlamında. Bir tane daha video çekelim mi? Dolar ne olacak Türk lirası değerliliğinden? Hadi bu videodan sonra bir tane daha çekeceğiz. Vallahi çok iyi akıl ettin. Bence yeter bu kadar zaten. Ben şey kademe kademe dolarla ilgili yine şapkadan tavşan çıkaracağım bir video hazırlamıştım. O da sana kısmet olsun. İyi. O zaman biz o videoyu çekmeye gidelim. Arkadaşlar bence buraya kadar yeter. Yorumları varsa aşağıda soruları sorun. Ben Engin. İkinize cevaplayacağız. Teşekkür, teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Müsaadeliğin için. Motivasyon sağladın ve video çektirmeye başladın tekrar. Valla onu da söyleyelim arkadaşlar. 20 gündür bu videosunu izleyemiyorum. Bu adam dedim bir şey oldu herhalde. Geçiyordum uğradım. Bir baktım. Oturmuş keyif ediyor. Çay içiyor, kahve içiyor. Bir de gizli gizli girdi bir şeye, tamam mı? Mustafa Bey'le görüşecekti. Gördü, şaşırdı. Dedim abicim sen neden video çekmiyorsun? Oturttuk, çekiyoruz. Şimdi buradan çıkacağız ikinci videoyu çekmeye. Çok güzel bir şaşırmaydı ama ya. Arkadan bir ses Mustafa Bey'le görüşecektim diye bir döndüm böyle Engin diye. Kampa geldik. Hadi o zaman geçelim şey yapalım. Dostlar, abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmak istiyorsanız, videoyu beğendiyseniz ya da bizden hoşlandıysanız yapın. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Sonraki videolar için bildirim zilini açmanızı kesin öneririm ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.